kapatıyorsunuz. Ses yankı mı geliyor? Ha? Kim açtı? Nasıl bak bakayım biraz çim geliyor. Ben biraz aşağı mı indireyim ben? Şöyle indirsem şu anda gel. Şimdi iyi. Tamam, şimdi ha, iyi mi şimdi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Yine sorayım değil mi? Yukarıda gerçek kararlaştırdılar. Bak, muhabbet, şefkat, aşk. Şefkat, aşklanmış dediler. Dediler ki, muhabbeti duyuyoruz çok. Şefkat dersinde duyuyoruz ama aşkı pek duyduğumuz yok. Ondan sonra insanlar bu konuda da aldanıyor. Şefkat dersini duyuyoruz. Ama üçü de çalışılmış. Külliyatlar toplanmış. Lokum gibi hulasa. Aşk. Bakalım aşk neymiş? Neyi gösteriyor? Bak, aşkın kendisi, hedefi, neticeleri. Aşkın kendisi, hedefi, neticeleri. Olmazsa, yani yerinde kullanılmasa, tarifine uygun olmasa neticelerine bakacağız. Veya tarife uygun olursa neticelerine. İlk önce tanıyalım şunu, tanımlamak için. Ehli aşkta Vedud ismi ve ehli tefekkürde Hakim ismi daha ziyade hükmeder. Sözler 334. Artık diğerleri söylemeyecek, uzun olur. Aşk nereden kaynaklanıyor, hangi isimden, evet? Bir de okuyayım. Vedud ismi. Ehli aşk, Vedud ismi, ehli tefekkürde Hakim ismi daha ziyade hakimdir. Demek ki aşk, ha bir kere kendisini tanımlayalım. Aşk nedir? Muhabbetin en son seviyesi. Çok güzel. Muzaaf muhabbet aşktır. Kategori itibariyle latifelerin içindedir. latifelerin içerisindedir. Şefkat. Latife. His değil. Daha ilerisi. Biraz indireyim isterseniz. Latife-i Rabbaniye, latifeler, hissiyat, duygular, ceset. Zihayata bakar. Zihayata bakar. Demek ki aşk, Vedud isminin bizdeki karşılığı. Demek ki menba orası. Sevilecek nokta o. Aşk latifesinin nokta-i kemali Vedud ismini azami ayna olmaktır. Şimdi nerede kullanılıyor? Gör. Vedud ismi. Ehli tefekkür Hakim ismi. Hakim. Hakim değil. Hakim. Hikmet sahibi. Hakim olsa hükmeden, kucaklayan, kapsayan. Başka bir yere koyuyorum. İsmi Vedud'a vesile-i husul olan aşk ise Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam'a karşı olan muhabbet meselesindedir. Aşk-ı mecazi. Aşk-ı mecazi Züleyha'nın Yusuf'a karşı durumudur. Bu Allah hesabına katılmadığı için öteki tarafıdır. Aşkın yönünü değiştirmiş. Aşk hakiki
Aşk-ı mecazi. Aşk-ı hakiki. Ne demek aşk-ı hakiki? Verilen şu bize aşk latifesinin veriliş kaynağına yönünü çevirmesidir. Onu sevmesidir. Peki o başka şeyleri sevmeye iktiza etmiyor mu? Hayır. Sev onun adına. Onun adına sev. Onun adına. Onun adına seversen onun emri olduğu için onu sevmek gibidir. Ama Zeliha'nın var mı yakın için? Siz iyi mi? Biraz var ama. Biraz var mı? Sen bir bak şey, sen bununla uğraş ben konuşurken. Şimdi Zeliha Allah hesabına sevmedi. Nefes hesabına sevdi. Başka bir yer. Şefkat da aşk gibi belki daha keskin ve daha geniş bir tariftir ki Rahim ismini ishal eder. Bakın muhabbette ve aşkta karşılık vardır. Ama şefkatte yoktur. Bunun en güzel misali, örneği, numunesi validelerin evlatlarını karşılıksız sevmesidir. Aşk ve muhabbet karşılık ister. Ama şefkatte yoktur. Diyor ki, şefkat dahi aşk gibi belki daha keskin, daha geniş bir tariftir ki, hangi ismine bakıyor? İsmi? Rahim. Rahim ismine en canlı aynı oluyor insan. Rahim. Şefkat. Tefekkür, hakimi hakim kılmaktır. Aşk ve düdü. Tefekkür dahi aşk gibi belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariftir ki hakim ismini ishal eder. Tefekkür aşktan daha ileridir. Bak, tefekkür dahi aşk gibi belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariftir. Böyle daha geniş, daha kapsayıcı. Çünkü aşkın bir hedefi var ama tefekkürde umumidir. Aşkta inkişaf vardır, tefekkürde inbisat vardır. Hem kucaklayarak gitmek. Mesela oku çektiniz, hedef noktadan hedefe bu inkişaf denilir. Ama benim sesim kucaklayıcı size gelmesi inbisat ve inkişaf. Başka? Küllattan topladık şey. Böyle dolaşıyoruz. Şefkat bir iksir-i nuranidir. Aşktan daha keskindir. Neticesi daha keskindir. Hiç şey yok ya. Yani. Mesela aşkta mukabele görmeyince çirkindir der. Ekşiydi zaten. Zaten belliydi. Şefkatte öyle yok. Karşılığı olsun ve olmasın. Şefkat gözükür. Şefkati için aşkını bırakır. Evet. Aşkını vazgeçer. Vazgeçer. Mesela valide, kadınlar. Evet. Şimdi daha ilerisini bir şey yapayım size. Acele ettim. Bu sen beni buraya götürdün şimdi bak. Bak. Bir insanda şefkat hakim olursa ne olur? Bundan daha ileri şey olmaz işte. Buradan gene de gelecek ama acele ediyorum şimdi. Dayanamadım. Şimdi Üstad Hazretleri'ne misal vereyim. Eskişehir hapishanesinde lise mektubunun bahçesine bakıyor. Gözüküyor. Hatırladınız meyve risalesinde. Ne oldu Üstad da? Ağlama oldu. Ağladı. Acıdı. 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü dedi. Öyle mi? 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve o kızlara, evlenecek kızlara, seviyedeki kızlara acıdı. Ve ağladı. Ve hapishanedeki arkadaşları dedi ki, ya üstadım niye ağlıyorsun, şimdi beni yalnız bırakın dedi, gönderdi. Ve 50 sene sonraki vaziyetlerini görmesine sebep şefkattir. İstikbalı aralayan şefkattir. Bu bir.
İki, geleceği aralayan şefkattır. Çünkü şefkatin gözü keskindir. Şey, basirete benziyor, daha keskin. Şefkat gözü acayiptir. Korkaklığı da ortadan kaldırır tavuklar mesela. İki, çok mühim söyleyeceğim. Bir baba erkektir. Kızına niye şehveti yok? Bacısına niye yok? Annesine niye yok? Aynıdır sokaktaki. Sebebi karabettir. Şu kimlik, sima. Şu kafayı keselim. Kafayı keselim. Kadınların kesip cesedini koysak. Diğer kadınlardan kafa olmayınca hiçbir farkı yoktur kızımın, annemin ve bacımın. Hiçbir farkı yoktur. Tanımlayamazsınız. Bu falanca, bu halamdır, bu teyzemdir, bu anamdır diyemezsiniz. Kusura bakmayın, tavsiye ediyorum ama özür diliyorum. Yani bu risaledeki tesettür risalesinde var ya. Yani. Tamam. Şimdi bunu kız kardeşimindir, kızımındır diye ayırt edecek alameti yoktur der üstad. Tamam, alameti yoktur diyor. Şimdi ona şehvet duyar mı kafasız olsa? Duyar, eşittir. Hiçbir farkı yok diyor lemanlarda. Eşittir. Bak, kafayı koyduk. Tövbe estağfurullah ya, tövbe ya. Bu kızımmış ya. Der. Demek ki hemen onu o hale sokan kafa, yani karabet. O zaman ona şefkat olur. Evladına, anasına şefkat olur. Ustadın hapishane mezarından, hapishane penceresinden lise mektebine bakarken kızları görüp şehveti değil, acıma inkılap etmesi gösteriyor ki, bu da gösteriyor ki, bir insanda şefkat hakim olursa şehvet o nispetten aşağıdır, eziktir. Acımaya inkılap eder. Mesela hapishane penceresinden biz baksak, lise mektebindeki bahçesindeki kızlara şehvetimiz artar. Ustatta acıma olur. Oldu, ağladı. 50 sene sonraki vaziyetleri açıldı. Demek ki iyi insanda, bir insanda şefkat hakim olursa şehvet o nispette olmaz. Çünkü şefkat şehveti dibe çakar. Babanın kızına, bacısına, anasına karşı olduğu gibi. Bundandır ki şefkattan masum insanlar, şefkattan mahrum insanlar bacak kadar ufak tifil bebeğe bile tecavüz edip kafasını kesip atar. Bu vicdansız aşağılıkların fiili. Sebebi şehvet niye şehvetten değildir. Şefkat yok olmuştur. Şefkatin zıttı var olur. Mesela ışıklar söndü. Söndü demek karanlık var oldu demeye gerek yok ki. Işıklar söndü. Karanlık var zaten. Şefkat yok demeye gerek yok. Zalimlik var demektir. Zalimliği durduran, tecavüzden durduran şefkattır. Şefkat hakim olursa nefsani duygular o nispetle aşağıdadır. Ondandır ki nur talebelerinin mesleğinde şu, gelsin bilsin veya bilmesin. Risale-i Nur derslerine katılan bir kitap okuyandan şuurlu veya şuursuz dört vasfı inkişaf eder. Ad, fark, şefkat, tefekkür. Şefkatı galana ettiği için, öne çıktığı için tebliğde çok gayretlidirler. Tebliğ etmekte, dini ulaştırmakta onlar heyecanlanmalarına sebep olan şefkattır. Ya. Şimdi demek ki aşkta bu yoktur. Aşkta karşılık vardır, şefkatta ise yok olmak vardır. Onu diriltmek var. Şefkat bir insanda hakim oldu mu onu diriltirsin. Acayip bir şey. Şefkati nasıl canlandırırız abi? Şefkati nasıl canlandırırız? Çok güzel bir soru.
eyleme dönüştürecektik ama sen de acele ettin. Güzel, hoşuma gitti amiri. Vicdaniyatımızı inkişaf ettirerek. Vicdaniyat nasıl inkişaf eder? Hepimiz deriz. Vicdan, vicdan, vicdan da. Vicdan nedir? En güzel bir lügat tarifiyle piyasada rastlayacağınız en ileri seviyedeki izah şudur. Çalışan bir insan olarak söylüyorum, buna çalıştım. Haşir meydanında hesap mahkemesi var ya, hak ve batılın ortaya çıkacağı günün, o haşir meydanının küçük nümunesi insanın vicdanıdır der. Ama Risale-i Nur ileri gidiyor. Şimdi şefkati nasıl inkişaf ettireceğiz? Vicdaniyatını inkişaf ettirir. Vicdaniyat nedir? Yar onu karpuz gibi. Vicdaniyatın içine girdiğimiz zaman irade, his, zihin, latife-i Rabbaniye var. Şefkatini veya latif duygularını, ulvi duygularına inkişaf ettirmek istiyorsanız iradenizi sünnet-i seniye uydurunuz. Sünnet-i seniye yaşayarak hissinizi kalbinize bekçilik yaparak kalbinize Ayşe, Fatma, Ali, Hüseyin'in, doların, markın, arabanın, binanın, arsanın girmesine mani olarak parayı kazanacaksın, cebine koyacaksın, kalbe koymayacaksın. Arabayı garaja koyacaksın, buraya koymayacaksın. Zihnin vazifesi marifetullah'tır. Tefekküre alışarak sonra bu latif duygularını inkişaf ettiren bu konuda nümune olan insanlarla oturup kalkmayla latifelerimiz inkişaf eder. Dördünün birleşmesinden vicdan gelişir. Vicdan gelişirse ulvi latifeler kendisini ifade eder. Nasıl ifade eder? Sadakattır, ihlastır, muhabbettir, aşktır, şefkattir, sururdur, memnuniyettir dersin. Hemen başlarsın ondan sonra. Allah'ım senden çok memnunum. Allah aşkını ilan edersin. Allah'ım ben seni çok seviyorum. Ki peygamberimizde de aşkı var. Böyle ilan edersin yani. Allah'a sevgini ilan edersin. Ne demek biliyor musun? Bak. Allah'ım senden memnunum. Bana yaptığın icraatların farkındayım. Ve bunu sana takdim ediyorum. Allah'ım senden memnunum. Allah'ım. Ey Allah değil. Allah'ım. Allah yok. Allah'ım diyeceğiz. Sahiplenmek şeyini kullanacağız bir daha sonra. Ekini. Allah'ım. Kitap kimin? Kitabım. Sahiplenmek. Allah'ım. Sahiplenmek duygusu gelsin. O latifeler inkişaf etti mi? İster istemez otobüse bindim, metroya bindim. Ya buna nasıl anlatırım ya? Oysa ben bu saydığım formülleri bilmiyor bir Nur talebesi ama netice bu. Ha, netice uyguluyor. Demek ki bunlardan geçmiş, geçiyor. Bunlar inkişaf etmiş diyor. Mesela Süper Haber'in gitti. Uçan kuşu bir kitap verir. Ha, kitap bu, anlatan bu. En fazla. Bu da veriyor mu? O kayda. Uçan kuşlara, o da denizin dibindeki balıklara. Yani böyle tuhaf, öne çıkmış kişiler var böyle. Öyle inkişaf edersin ki petrol doldururken bile 2-3 dakikada adama mutlaka bir şey anlatırsın. Duramazsın. Ya kardeşim buraya kadar zor geldin, bitiyordu ya. Bak hırtlağına dolduruyorsun. E bizim de hırtlağımız var buraya. E bu da hırtlak var. Buradan da bak bu deliktir. Bu delik bir şey istiyor. Bu delik de bir şey istiyor. Bu delik de bir şey istiyor. Dediğin zaman abi ne istiyor ya bu delik falan demeye başlıyor. Petrol çeli demişti. Ne istiyor ya dedi ya bu delik hakikaten ne istiyor? Ya. Şimdi bak antika bir yer. İnsanın fıtratında BK'ya karşı şiddet bir aşk var. İnsanda BK'ya karşı şiddet bir aşk var. Niye var? Bizde aşk var mı? Var. Nereden gelmiştir? Nereden gelmiş olabilir bizdeki aşk? Annemdeyken bulgur pilavı yerdi de oradan geçti. Olur mu? Olmaz. Peki nereden gelebilir? Dünyada kaynağı yok. Yok. O zaman bu nümune bir yeri gösteriyor. Gelen geldiği yeri en güzel ispat ettiği gibi giden de gittiği yerin en güzel delilidir. Eğer bir şey bir yerden gelebilmişse o vardır. O gelen de bir yere gidebiliyorsa, gidebiliyorsa orası da vardır.
O zaman bizdeki latifeler, şefkat, muhabbet, aşk, sadakat, uvvet, surur, memnuniyet gibi latifeler var mı, yok mu? Var. Kaynağı dünyada mı? Hayır. O zaman bizdeki inkar edilemediği katiyetinde bunun kaynağı daha kesindir. Koku olsun balık olmasın, gölge olsun eşya olmasın, ışık olsun güneş olmasın. Ne kadar muhal ise sendeki latifelerin de kaynağı olmaması o kadar muhaldir. Çünkü sendeki görüntüdür, tezahürdür, kokudur, renktir. Yani dışa vuruştur, kaynak değil. Bendeki şefkatin kaynağı ben değilim. Bendeki aşkın kaynağı ben değilim. Başka bir yerin ifadesiyim. Ya Vedud. Ya Vedud, ya Hakim, ya Rahim. Onları gösteriyor. Senin, çok ilginç, sendeki bu aşk, muhabbet ne kadar kesin, ondan daha kesindir kaynağı. Yani balığın kokusu balıktan haber veriyor ama balığın kendisi kokudan daha öncedir ve daha kesindir. Balığın kokusu balığa mahkumdur. Balıktan önce koku olamaz. O zaman bendekiler kaynak değilse kokudur. Kaynağından sonradır. Bu ne kadar kesinse muzaf ondan daha kesindir. O ismi, bu bendekilerin kaynağı. Bunun kafir Müslüman hiç fark etmez. Evet demek zorundadır. Ama komünistler buna enerji diyor. Biz Allah diyoruz. Neticede bir şey diyorlar. Oysa tevhide geldiler. Niye? Eskide gözükmeyene inanmıyorlardı. Şimdi bu kainatın gözükenin arkasında enerji varmış. Ama enerji nedense eskide gözükmeyene inanılmıyordu. Şimdi inanılması lazımmış. Ne oldu? Hani görmediğime inanmıyordum? O nakaratları çok duyduk 1975'te okurken biz. Asker Lisesi'nde 75 ya. Oho çok duyardım. Gözükmeyene laboratuvara girmeyen, tahlil edilmeyen, bilmem ne yapılan lagur lungular tabii. Biz bir tabi o zaman bilmiyoruz. Artık o çocuğuz. Bu gözükenin kaynağı nedir diyorsun? Son bir komüniste kaynakları şu. Hegel fizikçi. Efendim bu kainatı ve içi ve dişini kuşatan enerjidir. Ha aferin lan. Gözükmeyenin varlığını kabul ettin. Hatta o kadar kesin kabul ediyorsun ki gözükenin kaynağıdır diyorsun. Gözükmeyen. Aferin lan sana. Fizikçiler daha ileri götürerek Big Bang diyerek büyük patlamayı, o noktayı mekansız mekan, maddesiz madde, hacimsiz hacim. Bütün mekan oradan çıkmıştır ama kendisinin hacmi yoktur. Bütün kütle oradan çıkmış ama kendisinin kütlesi yoktur. Dediler. Bunu biz deseydik olurduk yobaz. Ya manyak mıdır ya? Bu ne diyor ya? O kafayı yedi ya. Bütün mekan bir yerden çıkmış ama çıktığı yerin mekanı yok. Allah Allah. Bütün madde ağırlık ondan çıkmış ama kendisinin ağırlığı yok. Ne diyor bu ya? Bing Bang dedikleri o nokta Nur-u Muhammed'i. Ne haber? Geriye dön, ileri var. İstersen evrenini de çek. Ya elhamdülillah. Davamız var ya davamız. O kadar kesin ki kainat tasdik ediyor. Desin ki yok kardeşim. Niye şefkatin kaynağı olsun? Bizde yok öyle bir şey. Değer kendini inkar edebiliyorsan tamam. Yok. Allah yoktur. Kendini inkar eden için zaten Allah mesele değil. Allah da böyle bir şey istemiyor zaten. Cenab-ı Hak diyor ki ben arafenefse fakat arafenefse. Yani beni tanımak mı istiyorsun? Senin menfaatınadır. Ha, beni tanımak için tanıma aletlerini tanı. Ölçeceksin cihazı tansiyonu ama tansiyon aletine bakmaya girmiyorsun. İlk önce tansiyon aletini öğren. Sonra, ondan sonra bak. Beni tanımak istiyorsan aletlerine bak. Men arife nefse kendini tanı. Beni tanıdıktan sonra göreceksin ki o bir yere işaret edecek. O da benim. O bir yeri adresliyor. Yani BK duygunun farkında mısın? Baki göstermiyor. Yok kardeşim. BK duygusu niye baki göstersin? Fani gösteriyor. Çünkü benim BK duygum kaynağı fanidir. Diyebiliyorsan aferin aslında. Sağ olsun.
Hebellekacılar bile, sofistaller bile bu böyle fikri iddia etmekten utandıkları için kendilerini inkar ettiler. Yoktur. Bunlar hepsi hayaldir. Hiçbir şey yoktur. Bunlar hayaldir. Öyle bir tanıman ya ben de denk geldim. Sultan Beyli'nde dediler ki abi bizim özürlü tamam mı? Şimdi denk geldi hocam. Neymiş? Abi bir gelsene ya dedi. Ne oldu? Arka tarafına bahçe var oraya çağırdılar. Bana attık. Leyla mı desen, Mesut mu desen böyle böyle. Böyle duruyor. Gittik. Sofesta'yı Hebenneka felsefeyi okumuş, bitirmiş. Kendisini tamamen yok. Ondan sonra neyse kolaysa şu. Dedim ki Allah'ı anlatacağız bir ya tamam mı? Allah'ı anlatacağız. Ooo Allah nerede? Dur bir dakika. Adama kendisini bir ispat edebilirsen. Tamam bitti canım. Allah'ı ispat etmekten sonra. Kendisini ispat etmek, adama kabul ettirmek. Dedim sen yok musun? Bunlar sanatçısın. Bunlar hep hayal, sen de hayal, ben de hayal. Bunlar varsayım, kabul ettiğimiz için. Harbiye'ye de öyle yapıyor, enerjidir diyor, hakikati yoktur diyor. Kimin hayal diyorlar abi? He, kendisini, her şey hayal. Kimin hayal? Ve kimin? Hayal şuraya dayanıyor. Hayal. He işte bunlar kabul ettiğince, o da var tabii, o da aklıma gelmedi tabii. Çünkü öyle bir hayal senin de denk geldi. Şimdi, kimin hayal yapıyorum abi? Bunun bazen kalınca bir şey yok. Şimdi, hayal her şey, bunlar yok mu dedim yani. Ne var ki dedi, bunlar hep enerji. Öyle zannetiyorsun. Ulan içimden geçse bunu bir tane çap, bu da hayal. Ya ben şimdi Allah'a değil, adama diyorum ki onu şey yapar. Ulan ben bunun kendisini nasıl ispat edeceğim ya? Bak bu eldir, bu kesin vardır, bu koldur, tamam bu senin kafandır. Tamam, dedim kardeş bunu 112'ye çağırın da akıl hastanesine götürün. Rahatsız. Abi öyle bir vaka olmuş. Burak Kapı var ya bu mektebinde. Öyle bir sene rastlamış. Oturduk diyor. Acil gösterdim diyor tamam mı? Demiş acil görüyor musun? Yok demiş. Hayal demiş. Masa da diyor cep telefonu var diyor. Telefonu aldı mı? Tam çakıyorlar. O sofistane. Demiş telefonu ver demiş. Ne telefonu demiş? Yere böyle bir şey. Demiş bu dedi ya telefonu. Koy demiş acilinde koyayım demiş telefonu yerine. Ya baktım ne çıkamıyor. Çok iyi. Ama gene pek insafı gelmiş, telefonum demiş. Bu böyle manyak demiş tamam mı? Bu ne ya telefon? Yok öyle bir telefon, telefon var ya. Yok öyle bir şey demiş. Ne demiş şimdi masa dedi? Tabii ki daha görüyorsun. İşte boy telefon demiş yerine, ağacı boy demiş telefonu yerine. Doğru söylemiş. Demek ki... Bir şey söylemek istiyorum. Acizane ben Muş'un lisesinde okurken 3 arkadaşçısın. 1974. 2000 yılında yayına geldik Ankara'dan. Şu anda Çankaya'da kilise papaz yardımcısı. Bir tanesi ismi de Rahman. Neyse isim yerine. Diğeri de ateist. Yani 1975 yılında Muş Lisesi'nde okuyan 3 tane sıra arkadaşı. Ben de aciz araya gelmiyorum. Bana bir Müslüman. Bu şekilde nasıl geldi? Evet. Vahim bir olay. Beni bağışlar. Estağfurullah. O insanların o noktaya gelişi, aynı hadiseleri biz de defalarca yaşadık sabahlara kadar. Acizler bilgi sahibi olmadığımız için biz onları ekleyemeyiz. Sofes değil. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Allah razı olsun. Felsefede Hebenneka diyor. Auguste Comte başı. Fransız. Auguste Comte. Bütün fraklardan gelen feryatlar aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Mesela şimdi neticelerine girdi biraz. Mahvettin, bitirdin, köfte ettin, virane ettin, tost ettin şarkı türküler aşkın yönünü değiştirmiş halidir. Sevilmesi gerekenle veremediği için uyduruklara muhabbeti veriyor, karşılık yok. Mesela radarlar sinyal gönderir, cisme çarpar, geri gelir uçaktır der. Gider, çarpar, ışık, eğer onu yansıtmaz, yutarsa radar göstermez. Kara delik gibi, yutar. Şimdi aşk da eğer ona ve onun adına olursa kemalattır oraya taşır seni. Onun adına olmazsa verilen duygu verdiği yere değmiyor. Değmeyince de boşluğa düşüyor. O zaman da bağırıyor. Kurtarın beni diyor. Yani şöyle düşün. Mesela hayal yaşayan bir insan. Hayal yaşıyor, başı yaşıyor böyle. Geçmişe gidiyor. Ondan sonra izah edemiyor bir boşluğa düşüyor. Veya geleceğe. Mesela 60 yaşında oldum, öldüm, yıkandım, tamam mı? O kesin bu. Hayalda değil.
Tamam mı? 60 olmaz ama kesin. Ondan sonra kefenlendim, toprağa girdim. İzah yok, boşluğa geldi. Ne tutacak seni şimdi? İşte aşk da böyledir, aşkı mecaziler. Şimdi veriyor bir şeyi, karşılığı yok. Senedi veriyor. Malı verdi, senet aldı, hiçbir şey yok. Verdiğine bak. Mal veriyor, senet alıyor, senet yok. Yani karşılığı yok. Bu sefer intihar ediyor adam. Feveran ediyor, eyvah mal gitti, iflas ettik. Karşılığı yok. Bankada karşılığı yok. Şimdi aşkı verdiğin zaman verdiğin şey en az verdiğin, bak verdiğin şey kadar değerli olmadığıdır verdiğin yer. Bu sana veriyorsa en azından buna ettiği masraf ve zamanlama kadar senden bir şey bekliyorum ben. Bunu atacaksan o zaman buna hukukuna tecavüz olur. Yani verilen verildiği yer kadar verdiğin şey almak istediğin kadar değerli olmalı, o da değerli olmalı. Ama verilen çok yüksek, aldığın basit, fani, o zaman çakıyor işte. Ara boşluğu oluyor. Şimdi Allah da Kur'an'da kullanıyor. Diyor ki, bak ölüler, diri. Ölüden diri çıkıyor. Şimdi diyor, bu diriltme ölünün özelliği olsa... Bakın, ölü, diri, ara boşluğu var. Eğer bu diriltme özelliği ölünün olsa, ölü kendisi diri olurdu. Diri olmayan bir şey diriltemeyeceğinden ama oradan dirilik gözüküyorsa, bu dirilik onun değildir. Bu ara boşluğu neyle dolduracaksınız? Bir hay olması lazım. Yani o zeminin dışında birisi olması lazım. Oraya benzemeyen birisi olması lazım. Kur'an'ın bir mantığı budur. Ara boşluğuna seni düşürüyor. Bak diyor, ben Allah'a niye inanmıyorsun tarzına gitmiyor. Allah tenezzül ediyor, muhatap alıyor, ikna ediyor, alttan alıyor, üstten alıyor tabiri caizse. Ondan sonra seni getiriyor buraya, diyor ki bak sebeple netice bu. Sebep bu, netice bu. Bak bakalım, sebep neticeyle bir, hakikaten evet bir art ilişkisi var. Yani o zemindir, tezgahtır ama sen tezgahtardır zannediyorsun. Bak bakalım, neticedeki vasıflar sebeplerde var. Mesela meyvede kast var. Meyvede merhamet var. Şeftali yapan merhamet olması lazım. Yok canım niye merhamet olsun? Zalim olsa da olur. Şeftaliyi boyanın kör olmaması lazım. Şeftaliyi yaratan hayatta olması lazım. Şeftaliyi yapan semi olması lazım. Benim nidamı, isteğimi duyması lazım. Benden önce. Gibi bütün sıfatlar sahip. Peki sebepte var mı? Toprakta var mı bu? Gübrede var mı bu yani? Benim ahımı duyması, bana merhamet etmesi, benim gözümün zevkini bilip de boya atması var mı? Yok. Boşluğu doldur şimdi diyor Allah. Boşluğu doldur. Ben tamam Allah'ım demiyorum. Sen doldur. Makul bir sebep söyle bakalım. Şu neticeyle sebep arasında birbirini bağlayacak bir makul sebep söyle. Sen de ikna ol. Tak diye çakıveriyor tabii. İşte şefkat, aşk, verdiğimiz Tatozoviç. Lan arayı nasıl dolduracaksın? Yani verilene bak, verildiğin yere bak. Denmiyor. Peki şöyle bir soru geliyor şimdi. Eşler var, bayanlar var. Bakma. Aşk, sonsuz güzelliği ona verilen bir latife. Peki anneye, eşe, işte diğerlerine duyulanı nasıl tarif edeceğiz? Yani muhabbet mi diyeceğiz, orta derece bir sevgi mi diyeceğiz? Ha. Şimdi yani o neticede bir adam gizli baş yapıyor, yedeniyor. Şimdi bu şefkatin içinde, mesela üniversiteyi bitirende denilir mi ki ortaokul diplomam var, lise diplomam var? Denilmez. Denilmez. Bunların en camisi hangisiydi? En cami. Muhabbet mi, aşk mı, şefkat mı? Şefkat. Şefkata cami olan bir insanın aşkı da muhabbeti de içindedir zaten. Ama şefkat galip olduğu için onu bloke ediyor. Mesela şefkatın içinde aşk var, muhabbet var. Tamam mı? Üniversite diplomasının içinde ilkokul var, ortaokul var, lise var. Şimdi bir insan ben şefkat sahibim, hanımıma aşk olur.
anneme muhabbet olur. Veya aynı zamanda muhabbetli şefkatim olur. Hani o içerisindeki bölümlerdir. Nasıl ki eve girdiğin zaman poşetle kıza uygunu veriyorsun, oğlana uygunu veriyorsun, annene uygunu veriyorsun, babana uygunu veriyorsun, hanıma da uygunu veriyorsun. Niye karıştırmıyorsun? Tombala çeker gibi. Evet, poşetin içindedir. İnsan hepsine verecek özelliği var. Elhamdülillah. Bütün fıraklardan gelen feryatlar aşk ve kadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. İşte muhabbetten bitirdim, pişirdim, köfte ettim. Hep bu aşk ve kadan gelen karşılık bulmamasından ağlıyor. Veriyor. Tamam, senelerce onun arkasına koştu. Ağlıyor. Gene doymuyor. Gene ağlıyor. Hani Leyla ile Mecnun. Demiş ki, ya tamam işte kara kızı getirdik sana. Benim bu değil. Bu demiştim bu. Bunda gözüküyor. Bu aynadır. Ben bu aynada gözükenin aslına buradan gidiyorum. İşte buna delil sevdiğimizi elde ediyoruz. Bir elimize geçirdik olan tamam ha, gene tatmin olmadı. Gene boşluk değil. Gene yanıyor. Demek ki aradığımızı bulmamışız daha. Yorulmuş şaşırmış bu. Bazı balıklar var böyle, hiç alakası olmayan şeyleri böyle, bazı hiç uygunsuz böyle limanlara giriyorlar ya, yolunu şaşırmış, Yunus gibi mesela. Yolunu şaşırmış, sonra onu çıkartıyorlar yardımla. O zaman şöyle, aradığını bulmak demek, hakka yakin olmak demek, yoksa dünyada zaten bulamazsın. Mümkün değil. Dünyada mümkün değil, yani sadece hakka yakin seviyesine gidiyor. Yani Yunus Emre seviyesi bulursan, o zaman sorun yok. Cenneti bile aşmış. Cenneti bile aşmış, ama evet. O manada işte. Şimdi... Yoksa insan bulamaz, normalde adam bulacağı bir şey değil. O zaman hani deniliyor? Bu dünyalık değil yani. Bu dünyalık değil. Dünyalık. Çünkü bu dünyalık değil bu duygular. Bu aradığın şeyler, aradığına bak bakalım. Aşkla, muhabbetle, şefkatle, beka duygularında bir şey arıyorsun. Aradığın malzeme, şu arayan aletin bu dünya cinsinden midir? Muhabbet, aşk, sevgi, surur, şefkat bu dünya malzemesi değil. Ama maalesef acayip bir şey ki bu dünyada kullanıyoruz. Bu dünyanın malzemesi olmayanı bu dünyada kullanıyoruz. O zaman bu dünyanın malzemesi olmayan bir şeyle bize bir yere gösteriyor. Trafik teması gibi işaret ediyor. Bir yere gösteriyor. Fıtratının gösterdiği yere gitmekte niye korkuyorsun o zaman? Bekayı istiyorsun. Bekaya gitmekte niye korkuyorsun? Burada bir tezat var. Birisi girmiş arada. Kandırıyor bizi. Nefis o. Bekaya gitmekten korkma. Çünkü trafik teması gibi dönüş olmayan bir otobandaysın. Diyor ki senin beka duygun baki var. Bekayı gösteriyor, sonsuzluk gösteriyor, ezeliyeti gösteriyor, ebediyeti gösteriyor. İstemeye var mı? Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı Cenab-ı Hak insandan muhabbet ve aşk ile mukabele istiyor. Bir de okuyayım Zübeyir abi. Dedim ki lisan haline bir de oku. Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı. Mesela bak Allah'a bak Celle Celal. Evlat da sevdiriyor kendisini. Evlat veriyor bize. Kiraz veriyor, buz veriyor, ayva veriyor, çikolata veriyor. Var ya çocuklar öyle derdi. Bak Allah size çikolata verdi diyor. Bak eva nimetine bakın. Bunda ne yapmak istiyor? Kendisini tanıttırmak istiyor, bir de sevdirir. Bizde de ne istiyor? Muhabbet ve aşk. Bunu neresi aldı şimdi? Sözler 124. Bir de okuyayım, çok ilgimi çekti ilginizi. Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı, kendisini sevdirmesine karşı. Kuru kuru mesela Allah dese ki, ben sizi çok seviyorum. Allah'ım nereden bileceğiz? Niyetime bakın. Benim niyetim ben sizi çok seviyorum. Ya Rabbi biz fiil istiyoruz. Niyetini eyleme dönüştür ya Rabbi. Niyetim yetmiyor mu? Yok ya Rabbi elma armutla göster kendini, niyet muhabbetini. Allah sevgisini bizi bildiğini rahmetiyle bildiriyor ve sevgisini böyle gösteriyor fiilen. Ey insan sen de bildiğini ve sevdiğini fiilen göster. Kalbime bak deme. Allah'tan
Niye kime bak demedi. Pazar öyle değil, niyetime bak. Kardeş, eylemine de bakalım. Pazar diyor ki, kalbim sizinle beraber. Ya kardeşim, kalbim ben Allah'a ne yaptık be kalbim? Cesedini getir dersin. Kalbim temiz. Eylem istiyoruz, eylem. Zevale mahkum olan bir mahbub, aşk ebed için yaratılan bir aile-i samet olan kalb ile sevilmez ve sevilmemeli. 214 sözler. Şuraya bak. Zevala mahkum olan bir mahbub. Neyi seviyoruz arkadaşlar? X. Zevala mahkum mudur? Yani kayboluyor mu? Soluyor mu? Değişiyor mu? Benim gibi ölümlü mü? Evet. O zaman ebe, aşk ebed için yaratılan ve aynı isamet olan kalb ile sevilmez ve sevilmemeli. Öf. Genel değil. Bakmak da gayet olan bir mahbub. Evet. Ya. Bunlar enfes ya. Derakam kaybolan bir şey. Tamam, onun arkasına bağırıp çalmaya geldi. Zaten batacaktı. Başka? Jütün efendim? Yani bazıları hani bayan olarak değil de parayı da bunu aşk sayıyor. Tabii. Mesela şehveti insanlar karşı cins zannediyor. Oysa şehvet çok konuşmak, çok güzel giyinmek. Yani eylemin ifrat seviyesi. Mesela aşk da öyle. Aşkı karşısı diyor ki, öyle bir aşkı var ki, öyle bir muhabbeti var ki arabaya tapıyor. Paraya tapıyor. Ben bazen çok kızıyorum ben. Tamponu neymiş? Diyorum ki tamam, öbür diğer gidince tamponu yanında gömsünler de. Maazallah çocuğu falan çizdirir. Hıcağım oluyor yani. Aşık oldum diyor. 3-5 ay geçiyor, öldürüyor sonra. Aşık olduğu şeyi nasıl öldürüyor peki? Aşkı da öyle. Menfaattır, çaktırma, değil mi sen kimse? Aşk dedikleri nedir biliyor musun? Benliğini yok edendir. Benliğin hala seviyorsan sen aşık değilsin. Menfaatını takip ediyorsun. Eğer aşık olsaydın sen yok olacaktın. Sen daha seviyorsun, aşık değilsin. Aşık olan yok olur. Yok olan da davaya kalkmaz. Amin. Anlamıştı. Allah Allah. Birbirinden var mı? Ya ne acayip şeyler ya. Ustam nerelerde dolaşmış ya. Ayağım kaymadı diyor. Tuhaf ya. Ustam buralara dolaştın mı sen ya? Dolaştırmasan görmediğimi, işitmediğimi görmedim yazmadım. Allah Allah. Tuhaf. Tatlı bir adamsın. Adamın dolaştığı yeri biz anlamakta zorlanıyoruz. Biz ona ne anlamıyoruz ya? Ya. Başka bir yer. Allah Allah. Mecazi aşklarda %99'u maşukundan şikayet eder. Neye şikayet ediyorsun? Verdin işte sevgini, tamam. %99 şikayet ediyor. Demek ki değmiyormuş. Demek ki aradığı o değilmiş. Alanlanıyor. Neye şikayet ediyorsun? Böyle kumrular gördüm ki, yapma, etme. Aşkına akıl mayası kat. Hisli davranma evlenirken. Evi var mı? Ağabası var mı? Kaportası var mı? Var. Verdim gitti, yapma. Sevgine, aşkına akıl mayasını kat. Tamam mı? Akıllı ol, yani akıl kat ona. Bir bakıyorsun birkaç ay sonra, Haydar abi iyi bir avukat var mı? Hayırdır? Kavga mı ettiniz? Abi boşanıyoruz. Abi biraz önce daha plakanız duruyor, evleniyoruz. Mutluyuz. Plakanızı bari saklayın lan birkaç ay sonra. Zaten indireceksiniz onu. Eve yapıştırın onu. Evleniyoruz, mutluyuz. Ne oldu? Niye böyle oldu? Demek ki sen onu sevmiyormuşsun ya. Menfaatini seviyormuşsun. 6 ay sonra menfaatın, her menfaat düze çıkıyor. Normala inince, aha bu değilmiş. Ah. Aciz dahi aşk gibi belki daha eslem bir tariktir ki ubudiyet tarikiyle mahbubiyete kadar gider. Acizlik. Acizliği nasıl anlarız? En zirvesini misal vereyim. Acizliği, Zübeyir abi. Acizliğin zirvesini. Misal veriyorum.
dersi dinleyenler üç tip insan olduğu için böyle tuhaf tuhaf şeyler yapıyor. Çünkü benim derste dinleyenler dokunsallar, işitseller, görseller var. Yaptığım dersi aynen uyguluyor. Uyudun demem. Adam uyuyor derim. Çünkü görseller. Uyudun. Uyudun varlığından farkında mısın? Uyudun. Bütün varlık ve zaman ve mekan senin için ne oldu? Yok oldu. Ama sana aciz. Sıfır aciz. Artık ne yaparlarsa yapsın. Birisi de alıp götürüyor seni oralarda görüşüyoruz. Orada var oluyorsun. Burada yok ol ki orada var olasın. Rüyayı uyuduktan sonra uyu ki rüya göresin. Uyumadan rüya yoktur. Aç zemindir. Kudreti nihayetsizin gözüktüğü zemindir. Yani rüya da uyku zeminindedir. Uyuyacaksın ki rüya göresin. Uyumadan rüya yok. Aynen. Abi ama ben tam uyumuyorum. Rüyada tam değil işte. Tam olduğu anda, rüyada olduğunu da bilmiyorsan, öteki odada havaya kalkıyor. Adam horon oynuyor seni horlamandan. Senin horlamanı sen duymuyorsun. Aman da arkadaşların şurada neler yapıyorsun, sesini bile duyuyorsun. Ama bu kulak bunun sesini duymuyor, arkadaşının konuşmasını duyuyorsun. Demek ki duyan kulak değilmiş. Geliyor Azrail o anda, sekirat bu. Sekirat yani tamamen sıfırlandığı an demektir dünyada. Geliyor makasla tak diye kesiyor. Sen zaten rüyada olduğunu bilmiyordun. Rüyadasın ama rüyada olduğunu bilmiyorsun. Zaten cesedi de hiç yok olmuştun. Şehit olan işte makas Azrail geliyor tak bunun alakasını kesiyor. Hala rüyada. Oh. Öldüğünü bilmiyor. Böyle gideceğiz inşallah. Ölüm ne kadar güzel değil mi? Uyku anı, sekerat anı. Ben çok sekerattaki insanları gördüm şöyle. Böyle yatıyor. Yasin ve Kur'an-ı Hakim. O anda, yani ikinci sayfada. Hani bitmişti, öyle bitmişti. Tamamen canlanıyor. Bütün güçle canlanıyor. Demek ki bir değişti. Manzara değişti. Niçin zahmet verdi? Demek bir şey gördü. Gördü ne dedi? Başka bir tane manzara çizeyim. Diyor. Ağız burnu yamulmuş. Öyle de adam gördü. Başı büyük. Kartal'daki göz hastanesinin ziyaretinde. Ağır attı. Ondan sonra zaten ben de biraz da ölülere karşı bir şey. Sekerat yatakta yasını okuyor yani. Hocam yurt dışında yaparken. Böyle okurken biraz uzak duruyorum. Çünkü bakarsın şimdi sekerat tamamlanır. Ödüm patlar böyle. Çünkü böyle başıma geçtiği için yani. Bir nağar attı ben yapmadım yani. Nağar attı öyle. Taklit etseydim zaten hiç iyi olmaz. Bazen yapıyorum da hoş olmuyor. Soramadınız mı Hasan abi ne gördün? Sorulacak adam yok ki sorayım. Adam şok. Bütün sistem çökmüş. Ödüm öyle bir antivirüs girdi ki sistemi sıfırladı. Yalnız ben bir tanesi şahit oldum ama bizim akraba. Tam böyle ölüm anında babam bana ev yaptı dedi. Yengem dedi. Götürüyorsun şeyi. Evet, herkese farklı kesik. Yani beni bekliyor. Artık ben de bir şey, şeyi kesin dedi. Bu açılır kardeş. Pencere açılır. Çünkü sekerat anında tövbe kabul olmaz. Nikah geçmez. Talak geçmez. Vasiyet geçmez. İman kabul olmaz. Tövbe kabul olmaz hiç. Çünkü dünyalı değil, ahiretli değil, berzahtır. Böyle. Baba, beni çağırıyorlar. Beha. Görmüyor musunuz veya ben en son hastalığım bir kadın, büyük annemiz. Niçin zahmet buyurdunuz? Kim? Ustad mı? Geylani mi? Resulullah mı? Niçin zahmet buyurdunuz? Başka birisi? Oh. Onun arkasında Yasin'den sonra Rahman beni çarptı. Zehreyle. Sen hak ettin dedi. Ötekisin ödüm patladı zaten birinin ikinci sekonda. Abdest kaçtı. Şey gitti. Temizleyin yani. Abdest kaçtı. Abdest maddet bu. Abdest maddet bu kaldırmış.
Anladın mı? Bildiğin gibi değil ki. Şu anda siz burada söylüyor, şey yapıyor. O nara atması ki bekleme demiş ki. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Demek ki sekerat anında farklı farklı insanların farklı tepkileri, farklı manzarayı gördüğünü gösteriyor. Onu anladınız mı? Farklı şeyle muhatap. O zaman farklı yere gitti. Allah kimsenin başına vermesin diyeceğim ama hepimizin başına verecek. Ölüm başımıza gelecek. Ama şöyle makas gibi. İnşallah Azrail alır. Herkesin canı Azrail almaz. Ama neleri alır? Nerede Azrail? Azrail peygamberlerin, aslanın, müceddiklerin, kutlu azamlarını alır. Nerede? Hani eskide korkuyordunuz Azrail. Azrail yan gelse sana. Kitap diyor ki en emniyetli şey olsun. En kıymetli şeyini teslim ediyorsun. Makasını kestin böyle. Hala rüyadasın. Aha kestin. Yani çok acısız mı oluyor yani? O herkese gelir mi? Kameramayı arabanı götür bakayım. Çırak yavrum. Ya usta ya bir şey baksan. Kalfa. Kalfa cimkı. Hadi tam çıraktan az yer. Ya usta sen gel. Usta bakmasıyla çırağı göndermesi aynı mı? Azel diyor ki çırak. Git onun canına. Ya Azel. Çırak sana çırak yeter. Bir tanesi de geliyor. Git kalfa. Uuu Zübeyir senin inşallah böyle Azrail pat diye geliyor, ustaca yapıyor. Sağrısız kalsın. Sağa solu kırmıyor. Çırak kapıyor derken. Kafanın gözü, yamamıyor gözleri falan. Hepsi nasıl tutuyor? Ya, çok güzel olacak öyle baba. Önce ölümünüz var mı? Yok. Bak, ölüm çok güzeldir. İnan, ölmeden önce ölmek istemişler. İmanınız var, korkmayın. Hulusi abi diyor ki, iman ve ümit. İman, mazi. Mazi yorumlayandır. İman. Ahirete iman, ümit. Geleceği yorumlayan, teslimiyet, İslam'ı yaşayan. İman, ümit, teslimiyeti olan korkmasın. Ondan daha âli sermayeniz yok. İmanınızdan daha kıymetli bir şeyiniz yoktur. İmanınızdan daha kıymetli neyiniz var? Enç. İman, ümit, teslim. İman, maziyi yorumlayan, nokta istinad, Allah, Allah'a iman. Ümit, ahirete gidiyoruz, nokta istimdat, ahiretin varlığı imdat ediyor, istimdat ediyor, yardımımıza koşuyor. Dünyada ise olayları yorumlama, dert, keder, kanser, ölümü, kim? Teslim. Git de imansıza şöyle, Azrail şöyle böyle, aman aman, böyle şeyler ağzını uzanmayın ya. Tut. Aman aman şöyle, almayın. Böyle diyenler var. Hocam aman. Bir şey yedi mani bizden uzattı. Azel içiliyor. Yedi mani tut. Aman. Duymasın. Sanki böyle bağırınca Azel duyacak. Yani iki baş bence duymayacak yani. Öyle gibi öyle bir liste var ki. Gelsin kardeşim o. Azel'den. Azel peygamberdir. Meleklerin peygamberi. Azrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam der gibi terkip var ya, aleyhisselam. Meleklerin peygamberi aleyhisselam deniliyor. Peygamberin gelmesine ne korkuyorsun? Gelsin, benim kardeşimdir o. Uçaktan yoruldun, korkuyorsun. Ya Mikail, ruhuna el-Fatiha diyeceksin. Mikail, bak benim şu uçak, senin hava zerrelerin, melekelerin, senin avanelerin rahatsız ediyor beni. Sana ruhuna Fatiha, uçağı sallama ya. Mikail'e rahmet gönder. Usulü bil be kardeşim. Melekin avaneleri taşıyor seni. Uçak gitmiyor batında, seni götürüyor. Hocalarla beraber gidiyor musun galiba? Öyle gidiyor musun? Böyle bom göm 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 fırın olunca. Fırat, hocam dedim, kürsüde Allah vardı, burada Allah yok mu? Almanya'dan geliyoruz. Uçak çok fena. Çok fena. Hocam anlat. Oysa boş hocam bizim var.
temeldeki başhoca, hani Ramazan dönüşü yapıyoruz ya, teravih imamıyız da, 3-4 kişi tevafuk ettik yani. Hocam çok fena, sen anlatmaya devam et. Hocam, Allah var biliyor musun? Kürsüde Allah vardı hocam. Cemaat, Allah'a teslim olun. Şimdi de Allah var kardeş, kürsüde Allah var da buluyor. Allah var. Biraz sonra geçiyor. Diyor ki, Allah aşkına nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Dedim, senin sahnemini okudun mu? İlk önce Allah'a, sonra sana söz veriyorum. Gideyim Tokat'a, ilk bunu okuyacağım, söz. En azından dedim, uçak ortasına kurtulursun. Külliyatın faydası, teslimiyet getiriyor sana. Ya, acayip bir şey ya. Benim sahibi yerli. Ama yarısını okuyamadım. Ya burada şefkat var, burada muhabbet var. Külliyat bir tuhaf ya. Dayamadık yani. Benim vasiyetnamede ne yazıyor biliyor musun hocam? Mezar taşıma şöyle, vasiyetim yazıyor. Bununla alakalı diyeceğim. El-Baki huvel-Baki. Doğum, ölüm, tamam. Rahmetli televizyona düşmandı. Risale-i Nur'a doymadan gitti. Ruhuna Fatiha. El-Fatiha.